arkası yarın. Malazgirt'in Üç Atlısı. Üçüncü bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Yılmaz Boyunağ. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Büyük Türk Sultanı Alparslan'ın sancaktarı olan Aksungur Yiğit, Koca Halit ve at uşağı Altar'la birlikte ordu komutanlarından Emir Afşin'in bir hediyesini götürmek üzere Bağdat'a doğru yola çıkarlar. Mola vermek için indikleri bir handa Bizanslı askerlerin genç bir kızla bir erkeğe saldırması üzerine onlarla kavgaya tutuşurlar. Tek başına Bizanslı askerleri yenen Aksungur daha sonra Koca Halit ve Altar'la tekrar yola koyulurlar. Bir müddet sonra imdat isteyen genç bir kıza rastlarlar. Eleni adındaki kız oda hizmetçiliğini yaptığı Bizanslı prensesinin Uğrular tarafından kaçırıldığını söyleyerek Aksungur ve arkadaşlarından kendilerine yardım etmelerini ister. Atına atlayan Aksungur bir müddet sonra Uğrular tarafından kaçırılan prensesi bulur ve adamlarla dövüşerek prensesi kurtarır. Hava karardığı için Aksungur ve prenses geceyi ormanda geçirirler. İlk defa rahat yatağımın dışında bir ormanda geceliyorum. Ne kadar sessiz ve ürkütücü. Eğer yanımda siz olmasaydınız korkumdan ölebilirdim burada. Duyuyor musunuz prenses? Neyi yiğidim? Ağustos böceklerinin sesini duyuyor musunuz? Evet yiğidim. Çok güzel şarkı söylüyorlar. Şarkı değil. Kendilerini yaratan ve bir olan Allah'ı zikrediyorlar. Zikir mi ediyorlar? Ne demek bu? Yani kendilerini yaradığını hatırlayıp kendi lisanlarınca onun ismini söylüyorlar. Yani biz de mi hatırlayalım diyorsunuz? Sana karışamam ama ben bir Müslüman olarak namazımı eda edeceğim. Sen de kendine göre şöyle uygun bir yer bulup istirahate çekilebilirsin. Çok ilginç bir insansınız Aksungur. Bir saat önce üç uğrunun hakkından geldiğinizi görmeseydim imkanı yok şu andaki halinize bakıp bir yiğit olduğunuza inanamazdım. Halbuki karşımda şu anda son derece ince ruhlu ve asil yaratılışlı bambaşka bir yiğit duruyor. Mahcup etme beni prenses. Yiğitliğim de şu anki hassasiyetim de hep dinimden, İslamiyet'ten geliyor. O da ne? Ne var, ne oldu? Saldırıya mı uğradık yoksa? Hayır yiğidim, omzunuz kanıyor. Kanıyor mu? Ben de başka bir şey sandım. Uğrularla dövüşürken birinin kılıcı değmişti. Ama böyle duramazsınız ki. Azabilir sonra. Sarılması lazım. Müsaade ederseniz ben yardımcı olurum size. Önemli bir şey değil ama... Şöyle durun yiğidim. Yaranız fazla derin değilmiş. Ama kan sızıyor. Su. Temizlemek için biraz su olsa. Civarda mutlaka vardır ama gece karanlığında bulamayız. Sabah olsun hele. Ama yarayı böyle açıkta da bırakamayız ki. Çaresini buldum. Durun, ne yapıyorsunuz? Enterimin ucundan biraz yırttım. Şimdi yarayı sarmama izin verin lütfen. Peki, nasıl istersiniz. Ama inanın prenses, böyle yaralara biz yara demeyiz. Olsun, yara yaradır. İşte bağladım. Şimdi gönül huzuru içinde uyuyabilirim artık. Teşekkür ederim prenses. Şimdi siz şu karşıya geçip uyuyun. Siz yatmayacak mısınız? Yatmaz olur muyum? Yatacağım ama önce bir teyemmüm edip namazımı kıldıktan sonra. Hadi, sana iyi geceler. Amma uyumuşum. Kalkmalıyım artık. İyi ama... Prenses nerede? Aman Allah'ım. Yoksa yine uğrular mı kaçırdı onu? Tüh be, rezil Aksungur. Bir de yiğidim diye böbürlenir durursun.
Bak, sen uykudayken uğrular gelip kaçırdı prensesi. Prenses! Prenses! Oh, kalktınız mı yiğidim? Oh, hay Allah! Ben de sizi kaçırdıklarını sanmıştım. İyi ama nereye gittiniz? Siz uyurken ben de su aradım. Az ileride çam ağaçlarının sıklaştığı yerde harika bir su kaynağı buldum. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra yaranızı temizlemek için bu bezi ıslattım. Size zahmet olmuş prenses. Zahmet ne kelime yiğidim. Siz dün benim canımı ve namusumu uğurların elinden kurtardınız. Bense sizin için ne yaptım ki? Durun, şu ıslak bezle yaranızı bir güzel temizleyeyim. Anlaşıldı. Olmaz da desem inat edeceksiniz. Buyurun temizleyin bakalım. Neyse ki yara fazla büyük ve derin değilmiş. Uğur'un kılıcı omzunuzu sadece çizmiş. Söylemiştim size. Yine de yarayı temizlemekte fayda var. İşte oldu. İyi ama bana neden öyle bakıyorsunuz Aksungur? Biliyor musunuz prenses? Öyle hoş bir insansınız ki. Yüreğiniz kimi zaman bir anne sevgisiyle dolu, kimi zaman da seven bir insanın sevgisiyle. Yaranızı şefkatle temizledim ama temizlerken de içimden gelen tatlı bir heyecana mani olamadım. Bağışlayın. Nal sesleri. Buraya doğru birileri geliyor. Çabuk arkama geçin prenses. Neler oluyor Aksungur? Bilmiyorum. Ama bulunduğumuz yere doğru birileri yaklaşıyor. Hay Allah. İşe bak. Bunlar arkadaşlarım. Arkadaşlarınız mı? Evet evet. Bak şu iri yarı yaşlı olanı Halit Ağa. Bileğine yüreğine güçlü bir Türk yiğididir. Tek başına bir ordunun içine girerek onları dağıttığını biliriz. Ötekiler at uşaklarımız. Şu kısa boylu olanın adı Altar. Benim at uşağımdır. Öbür uzun boylu da Halit Ağam'ın at uşağı İlteber. Vay yiğidim Aksungur vay. Biz onun için üzüntüden deli divane olalım. O burada hoşça vakit geçirsin. Arkadaşlığa sığar mı bu ha? Söyle bire rezil sığar mı? Halit Ağam, hoş vakit geçirdiğim falan yok. Prensesim. Prenses Elin. Eliniz sana. Ah Elin. Elin. Tanrı'ya şükür. O Türk yiğidi seni kurtarmış ha. Evet Elin'i. Tek başına bütün uğruları öldürüp kaçırttı. Senin de sağ olduğuna çok sevindim. Bre Aksungur. Dün prensesi kurtarmak için bir gittin pir gittin. Bekle bekle dönmedin. Sen dönmeyince ben de kızarmış bir kuzuyu ister istemez mideme indirdim. Afiyet olsun Halit Ağam. Gece yolumuzu bulamayıp kaybederiz diye çaresiz burada kalmak zorunda kaldık. Prensesi kurtardığına sevindim. Peki bu kızları ne yapacağız şimdi Aksungur? Onları yalnız bırakamayız Halit Ağam. Uğrular yine peşlerine düşebilir. Çaresiz onları gideceği yere kadar biz götüreceğiz. Rezil. Hayrola Halit Ağam? Prenses de prenses yani. Bunun gibi güzelliğini hiç görmemiştim. Öyle değil mi? He? Evet. Fena değil, güzel sayılır. Gideceğimiz yere kadar bize refakat etmeniz büyük incelik Aksungur. Size çok zahmet verdik. Refakat etmemize zahmet değil, vazife biliriz. Ayrıca gideceğiniz yol çok uzun. İki hanım için de çok tehlikeli. Uğrular her an için yolunuzu kesebilir. Sizi de yolunuzdan alıkoydum. Siz nereye gidiyordunuz? Bağdat'a prensesim. Bağdat'a mı? Neden? Emirimiz Bağdat kadısına iki sandık kitap hediye etti. Onları götürüyoruz. Sahi mi? Yani şimdi siz sadece kitaplar için mi bu uzun ve tehlikeli yolu yapıyorsunuz? Neden şaşırdınız? Kitap deyip de geçmemek lazım. İlim öğrenmek kitapla mümkün olur. Bu sebeple biz Müslüman Türkler hem ilme hem de kitaplara çok önem verir ve mukaddes sayarız. Çok tuhaf. Tuhaf olan ne prenses? Konstantin'de Türkler hakkında bana ne öğretmişlerse şimdi bunun tam zıddıyla karşılaşıyorum. İşte bu yüzdendir ki dinimiz hakikatleri görmeye mani olan kimselerle dövüşmeye cihat ismini vermiştir. İyi ki sizi tanımışım Aksungur yiğidim. Yoksa hem Müslümanları hem de dininizi yanlış tanımış olacaktım. Sizi savaşmaktan başka bir şey bilmeyen, barbar, cahil, ilime bilime önem vermeyen bir ırk olarak bilecektim. Oysa şimdi hem dininizin
Hem de siz Türklerin ne üstün kimseler olduğunuzu anlamış bulunmaktayım. Aksungur, hava kararıyor. Daha fazla ilerlemeyelim. Geceyi burada bir yerde ateş yakarak geçirelim. Münasiptir Halit Ağa. Aksungur, kara kara ne düşünüyorsun evlat ha? Yoksa yediğin kuzu eti rehavet mi verdi sana? Yok be Halit ağam. Prensesi düşünüyorum. Prenses mi? Hayrola? Yani çok iyi ve çok bilgili bir kız. Bugün bayağı konuştuk kendisiyle. Bizim dinimizi ve biz Türkleri o kadar yanlış tanıtmışlar ki ona. Namussuz Hristiyanlar bunu hep yapıyorlar oldum olası. Bizi barbar, kan içici bir kavim olarak anlatıyorlar insanlara. Prensese dinimizden, peygamberimizden ve Müslüman Türklerin ahlaki anlayışından söz edince adeta gözleri parladı. Anladığım kadarıyla hem dinimize hem de bizlere hayran durumda şimdi. İnşallah bu yolculuk onun kurtuluşu olur da nasibi varsa İslamiyet'i seçer. İnşallah. Hey, bana baksana sen. Buyur Halit ağam. Brayit, yoksa sen bu kıza aşık mı oldun ha? Bilmem ki Halit ağam. Aşık olmak böyle mi olur acaba? Ben sadece onun Müslüman olmasını arzuluyorum. Neyse, gece çok ilerledi. Yarın yine uzun bir yolculuk yapacağız. Hadi yatalım. Sabahınız hayırlı olsun prenses. Sizin de Aksungur Bahadır. Nasıl? Gece rahat uyudunuz mu? Hem rahat uyudum hem de bir rüya gördüm. Hayır olsun prenses. Rüyamda çok büyük bir camideymişim. Oysa ben hayatımda hiç cami içi görmüş değilim. Ayasofya'dan da büyük bir yapıymış. Ben bu caminin içinde tepeden tırnağa beyazlar giyinmişim. Ak yüzlü, başında ak sarığı bulunan bir zat yüksek bir yerde ellerini semaya açmış dua ederken gördüm. Oradakilerle birlikte ben de tıpkı senin de yaptığın gibi ellerimi açmış amin diyordum. Şu anda bile yiğidim. Hala rüyanın tesirindeyim. Rüyamda duyduğum o iç huzur ve hafifliği hala içimde duyuyorum. Müjdeler olsun prenses. Müslüman olmakla şerefleneceksin. Sahi mi Aksungur Bahadır? Elbette sahi. Bu rüyanın başka türlü bir yorumu olamaz ki. Aksungur yiğidim. Buyur. Seni dinliyorum. Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Ne? Ne dedin? Ben Müslüman olmak istiyorum. Madem rüyamda da bana gösterdiler. Şükürler olsun Rabbim. Binlerce şükürler olsun. Müslüman olmak için böyle senin dediğin gibi mi diyeceğim? Yok, yok, hayır güzel prenses. Şimdi benim söylediklerimi tekrar edersen ve kalben de inanırsan Müslüman olursun. Olur. Söyle, ben de tekrar edeyim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Elhamdülillah. Artık hepimizin din kardeşi oldun bundan böyle. Seni tebrik ederim. Mübarek olsun kızım. Kutlu olsun sana. Teşekkür ederim. Rüyamın tamamını bitirmemiştim ki daha. Rüyanın devamı da mı var? Evet yiğidim. Anlat hadi. Ne duruyorsun? O rüyamda gördüğüm nur yüzlü ak sakallı zat yanımdan geçerken eğilip kulağıma bir şeyler fısıldadı. O sırada göz ucuyla çevreme baktığımda seni de yanımda gördüm. Ne fısıldadı kulağına? Utanıyorum ama yiğidim. Hadi ama neyse söyle. Bunda utanmak olmaz ki. Eğilip kulağıma dedi ki,
Bu yanında duran genç var ya, işte o senin nasibin. O senin erin olacak dedi. O mübarek zat sana doğru demiş. İlk gördüğüm andan beri seni sevdim prenses. Kendimi şu anda hayal aleminde hissediyorum. İnanın bu olanları daha önce rüyamda görsem inanmazdım. Hey çocuklar, ne fısıldaşıyorsunuz bakayım orada he? Şey Yiğit ağam, biz prensesle evlenmeye karar verdik de. Ne? Bak şu rezil kepazenin yaptığına. Bu kadar çabuk mu oluyordu bu iş ha? Hem de benden habersiz. Eyvah, bu Yiğit pek hiddetlendi sanki. Ağam, insan ömrü ne ki? Hem merasim yapacak zamanımız da yok biliyorsun. Şaka bir tarafa da, Müslüman olmana hem de böyle güzel bir karar almanıza ne kadar çok sevindim bilemezsiniz. Hemen şimdi yapılacak ilk iş bir Müslüman ismi koymak. Zeynep diyelim sana. He? Nasıl, bu ismi beğendin mi? Zeynep. 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 Kulağa ne kadar hoş geliyor bu isim. Tamam artık, benim adım Zeynep. Evet kızım, Zeynep. Senin manevi baban ben olacağım. Ve inşallah Cenab-ı Hak kısmet ederse düğününüzü de ben yapacağım. Tamam mı? Prenses, prenses. Duyduklarım doğru mu? Hem Müslüman olup hem de bu yiğitle hayatını birleştirecek misin? Evet Eleni. Aksungur Bahadır hem gözlerimi hem de gönlümü açtı. Hem bundan böyle bana prenses değil, Zeynep de artık. Çok, çok sevindim Zeynep. Aksungur Bahadır, sizi de tebrik ederim. Prenses, yani Zeynep dünyanın en temiz kalpli ve namuslu kızıdır. Size yeminle söyleyebilirim ki daha bugüne kadar eline erkek eli değmemiştir. Ah, pek çok asiller onunla evlenmek istedikleri halde o kimseyi beğenmemiştir. Eski imparatorun oğlu, yani şimdiki imparator Roman Diyojen'in üvey oğlu hala Zeynep için yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden onun sizi sevmesi sizin için gurur duyulacak bir şeydir. Lütfen onu sevin, çok sevin ve onu kırmayın. Sen hiç merak etme Eleni. Biz Türkler sevdik mi tam severiz. Ve sevdiğimizi de başımızın tacı yaparız. Gönlün rahat olsun. Zeynep'i çok seveceğim. Ve hiçbir zaman da üzmeyeceğim onu. Eğer istersen sen de bizim yanımızda oturabilirsin. Siz isterseniz neden olmasın? Benim ne anam, ne babam, ne akrabam var. Zeynep benim her şeyimdir. Kabul ederseniz yanınızda sevinçle kalırım. Eleni, bu kararına inan çok sevindim. Evet, bu kadar muhabbet yeter. Şimdi bir an evvel atlarımıza binip yola koyulalım. Yolumuz çok uzun çocuklar. Breelteber, atımı hazırla çabuk. Brealtar, 5 dakikaya kadar atlar hazır olmazsa bil ki 2 kulağını da kesip hatıra olarak saklayacağım. Malazgirt'in 3 Atlısı adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.